Bayram boyu yavru vatan Kıbrıs'ı mesken tutan isimlerden biri de Sibel Can'dı. Ünlü şarkıcı sahnede fırtınalar estirdi. Hangi soru Sibel Can'ı bu kadar utandırdı? Sormayın öyle, ben artık utanır oldum. Ünlü şarkıcının hayatta en mutlu olduğu yer neresi? Dünyada en mutlu olduğum yer. Geçtiğimiz hafta Kıbrıs'ı mesken tutan ünlü isimlerden biriydi Sibel Can. Şimdi ardıma bakmazdım yarim, elini tutabilseydim. Eğlence dolu gecenin detaylarına geçmeden ünlü şarkıcıyı kulisinde ziyaret edelim. Hepimiz için çok güzel bir bayram olsun hayırlısıyla. Yoğun bir konser programı başladı. Sibel Can baştan aşağı yeşillere bürünmüştü. Halter yaka, uzun şifon ipek karışımı tuvaletinin omzuna, elbiseyle aynı boyda bir pelerin atarak havasına hava katmıştı. Ortası zümrüt, kenarı pırlanta işli küpesi, düz fönlü saçları ve renkli gözlerini belirginleştiren makyajıyla yine kusursuz görünüyordu. Sibel Can sahneye çıkmayı özlemişti. Belli ki bir aylık ara fazla gelmişti. Genelde çalışmayı tercih etmiyorum bu Ramazan ayında da. Komple oturdum, hiçbir şekilde sahneye çıkmak istemedim. Ramazan ayı boyunca çalışmayıp bayramda yaz konserlerine başlayan Sibel Can, bakın son bir ayı nasıl geçirmiş. Biraz kendime, çocuklarıma zaman ayırdım. Onlara işte tek tek yanlarına gittim, biraz onlarla zaman geçirdim. Ramazan ayını çocuklarıyla geçiren ünlü şarkıcı galiba diyeti de biraz sıkılaştırmış. Bütün fazla kilolarından kurtulmuş. Var mı acaba bu işin bir sırrı? Sormayın öyle, ben artık utanır oldum yani. Bence utanmıyor. Çok güzel olmuşsun. Yok şu anda valla sessiz sessiz yani utanıyorum diyorum ama bakmayın utandığıma. Hoşuma da gidiyor, fena değil, iyi gidiyor. Çok evet. Böyle ilk defa hiç kendimi yormadan böyle hani deli gibi strese girmeden ağır ağır böyle keyifli bir diyet programı yapıyor sevgili Melek Hanım. Tamam tamam, Sibel Can'ı daha fazla utandırmayıp konuyu değiştirelim hemen. Bir ay boyunca tatil yapıp stres atmış ünlü şarkıcı. Ama başta da dediğiniz gibi adeta sahneye aş ermiş. Baksanıza hasretini nasıl anlatıyor. Sahne olunca, şarkı söylemek olunca dünya bir yana, sahne bir yana benim için. O kadar mutlu oluyorum ki biraz önce menajerimle onu konuştum. Dünyada en mutlu olduğum yer sahne. Şarkı söylemek. O zaman en çok sevdiği sahnelerden daha fazla uzak bırakmayalım kendisini. Sibel Can sahneye çıksın, biz de o buğulu sesiyle kulaklarımızın pasını silelim. Yaz başında çıkardığı arabesk albümünün tüm şarkılarını ard arda seslendirdi Sibel Can. Gönlüme gel, gözler ıslaktı. Yârim, benim hayalim uzattı. Seni sensiz yaşamak zor. Sahnesinde hareket bir an olsun eksik olmadı. Sibel Can hem şarkı söyledi hem dans etti. Salondaki yüzlerce kişi de ünlü şarkıcının hem danslarına hem şarkılarına eşlik etti.